Hekso Alperen'den hepinize merhaba. Şimdi karşınızda uçan ev yapacağız. Çok tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz Hekso ailesi. Her taraf zombi, iskelet, örümcek kaynıyor. Creeper'lar geliyor, evini patlatıyor. Ama Hekso ailesi şimdi öyle bir ev yapacağız ki bu ev uçacak. Ve ev havada olduğu için hiçbir creeper bu evi patlatamayacak. Evet, ama en önemli şey evimiz nerede olacak? Şimdi bizim manyak osuruk büyücüsü bak duruyor orada. Ondan çok uzak olsun istemiyorum. Hem güvenli hem güzel bir yerde olsun. Böyle denizin kenarında olsun ve uçsun istiyorum. Bu o yüzden Hekso ailesi bence burası çok mükemmel duruyor. Şuna bakın ya. Bakın buranın güzelliğine. Tam bir uçan ev yapmaya değil mi? Bakın böyle havaya uçan bir ev yapsak çok da güzel olur ve ileride bizim osuruk büyücüsünün yanına da gidebiliriz rahatça. Denize de yakınız. Balık tutmak istediğimizde tutabiliriz. Peki şimdi biz bu uçan evi nasıl çıkacağız? Asıl zor ve garip olan şey de bu. Ve o yüzden mükemmel bir fikir bulmak suresi. Öyle normal merdivenle falan çıkmayacağız. Ev gerçekten havada uçuyor olacak ve hiçbir blok ona yerden temas etmeyecek. Çok özel bir sistem yapacağım ve eve de çıkabileceğiz. Ama şimdi bize bunun için tabii ki odun gerekiyor. Odunumuz var mı? Bakalım. Evet, yok. Azıcık demirimiz var. Bir tane minik sandığımız var. Ama odun yok. O yüzden şöyle bak, etrafımızda bol bol ağaç var. İnek de var. Çok bereketli bir yer burası ya. Bir ağaç kıralım bakalım. Şuna bak, dev gibi ağaçmış lan bu da. Dur, beni kırma. Peki niye kırmayayım? Çünkü ben bir ağacım. Peki bak, sana süper bir şey söyleyeceğim. Uçan bir ev olmak ister misin? Oha, uçan evimi en büyük hayalimdi. O zaman kırıyorum. Kır kır, beni yok et. Beni uçan ev yap. Bak ya, ne kadar manyak bir ağaçmış bu. Ama ben de ağaç olsaydım yani uçan bir ev olmak isterdim. Çünkü ağaç olmaktan daha eğlenceli bir şey bence bu. Ne kadar yüksek bir ağaçmış bu ya. Bu nedir ya? Bütün dallarını şöyle keseyim bak. Yanlara doğru dalları var ya. Büyük meşe ağacı bu. Herhalde o da artık sıkılmış böyle ağaç olmaktan, uçan bir ev olayım diyor yani. O yüzden bunu istiyor. Güzel, tüm odunlarını aldık. Bakayım kaç tane geldi. 24 odun mu geldi bir ağaçtan? Yuh, çok fazla, çok güzel. Şimdi hemen Hekso ailesi uçan evimizi yapmaya başlıyoruz. Çünkü bu kadar odun yeterli bence. Yok, temelini batalım da. Şimdi önce birazcık taş kazacağım. Nereden taş bulabiliriz acaba? Şöyle şuraya doğru kazayım bakayım. Buraya kendimize bir tane taş madeni yapalım. Taş gerektikçe kazarız buradan. Beleş taş, beleş beleş, mükemmel. Çok güzel, tamam, bu kadar yeterli. Annem karnım da çok aç ya. Birkaç inek gebertelim de birazcık etimiz olsun. İnek kardeş. Ne var lan? Bana birazcık et verir misin ya? Şey bak, bir tane but versen yeter. Sen yürü git, manyak mısın nesin ya? Et istiyor benden. Ya ne olacak sanki, versen birazcık. Geber. Burada açım diyorum ya. Karnım aç diyorum. Geberiyorum diyorum açlıktan. Peki sen verir misin azıcık? Ben zaten zayıfım. Benden çok et çıkmaz. Ya azıcık hediye et işte. Ne vermeyeceğim? Lan yeter lan, yeter. Peki ben hediye edeyim şu etiyi. Sana hiç sormayacağım, üzgünüm. Hiç sormayacağım. Bunu al bakayım. Beleş. Beleş et, beleş beleş. Evimizin tam yanında göl de var. Bakın minik göl var. İleride büyük göl var. Çiçek var, çimen var. Ulan beyaz ağaç var. Ne kadar güzel bir yer ya. Önce bir tane masa yapalım şöyle. Masayı koyuyorum buraya. Ve buradan ocak yapıyorum. Koydum buraya ocağımızı, fırınımızı. Önce şu etleri pişireyim. Hadi piş piş. Hop pişti. Hemen aldım. Şimdi demir koyayım. Demir pişsin biraz da. Şu etleri bir yiyelim. Oh pişmiş biftek. Leziz leziz. Açlığımız fullendi. Güzel, canımız da doldu. Etimiz var artık. Bu bize yeter bir süre. Şu anda bize 3 demir gerekecek. Tamam, 3 tane oldu. Hemen bunlarla bakın ne yapıyorum. Kova yapıyorum. Evet. Ve şimdi bu kovayla buradan gelin bak, su alacağım. Suyu aldım. Bunu şimdi niye aldım anlayacaksınız az sonra. Buraya bir tane delik açıyorum ve sonrasında başlıyorum evimizi yapmaya. Şöyle toprak koyarak çıkıyorum ama zaten bunları kıracağız biraz sonra. Çünkü evimizin yerle bir bağlantısı olsun istemiyorum. Bu kadar yüksek olması yeterli bence. Zaten buraya hiçbir yaratık çıkamaz. Hemen şöyle başlıyorum tahtamızı koymaya. Havadaki evimizin ilk bloklarını şu anda koyuyorum Hekso ailesi. Ben bir tane yanlış koydum. Elveda küçük tahta. Hayır. Beni almayacak mısın? Aşağı gelince seni alacağım, tamam mı? Tamam, bekliyorum ben. Şöyle koyayım bakayım, güzel. Şimdi evimizin ilk tabanı aslında şu anda oluştu Hekso ailesi. Bu delik bizim eve gireceğimiz delik olacak. Evimizin alt tabanını bak şöyle oluşturuyorum. Çok güzel. Daha şimdiden ne kadar güzel olacağını görebiliyorum Hekso ailesi. Yine bir tane yanlış koydum. Bunu düşürmeyeyim, hop aldım. Oh güzel güzel, evimiz büyüyor. Ama tahtamız bitiyor. Şu anlık bu kadar tahta yetmeyecek. İnse aşağı inelim. Şimdi geldik o güzel kısma Hekso ailesi. Aşağı nasıl ineceğiz buradan? Şimdi mantıken buradan aşağı atlarsak canımız bayağı gider. Ve bir daha yukarı çıkamayız. O yüzden bu kovayı yaptık. Bakın şimdi tam buraya su koyuyorum. Ve buradan aşağı şu anda bir su asansörü oldu. Ve buradan aşağı inerken bakın bu toprakları da kıracağım. Bir tane kırdım. İkinciye geçiyoruz. Boğulacağım hadi. Oh güzel. Bakın şu anda suyun üstüne çıktık. Toprakları kırarak aşağı iniyorum. Çok güzel. Gördüğünüz gibi artık evimiz tamamen uçuyor. Ve yerle hiçbir bağlantısı yok. Bakın bu suyun içinden geçebiliriz. Böyle. Hiçbir blok değmiyor yere. Ve yukarı çıkabiliriz. O da bu şekilde olacak. Bakın böyle buraya geliyorum. Yukarıya doğru yüzüyorum. Ve evimize doğru çıkıyoruz. Bakın böyle evimize geldik. Gördünüz mü? Ve bu evin şu an yerleşip bağlantısı yok. Çok güzel oldu gerçekten. Bu ocağı ve masayı kırıyorum. Bunları evimize koyalım. Ulan buradaki tüm ağaçlar da böyle büyük büyük dallı ya. Şu ben minikleri keseyim. Daha kolay bunları kesmek. Sen kime minik diyorsun lan? Sana diyorum. Ben minik miyim sence? Bakayım minik misin? Yok sen minik değilsin. Ya adam ol böyle. Minik değilsin çünkü sen küçücüksün lan. Minik bile sayılmazsın.
Vallahi bak ağaç yapraklarımı bir koyarım görürsün ha. Hadi koy lan hadi. Lan doğru ben ağaçtım ya. Hareket edemiyorum ki ya. Ya çakal seni. Hemen şöyle şimdi bak odunlarını alayım da. Burada böyle mal mal takılma ya. Oğlum ağaç olmuşsun duruyorsun orada bak. Şimdi sen şimdi uçan ev yapacağım. Çok daha güzel olacak. Birisi uçan ev mi dedi? Evet uçan bir ev olmak istiyor musun? Ben çok istiyorum. Küçüklüğümden beri bunun için eğitim görüyorum. Ne eğitimi görüyorsun lan? Uçan ev olma eğitimi. Ne olacak başka? He çok mantıklı. O zaman seni kırayım ben. Gel bakayım. Baltamız elmas seksüelsi. Çok hızlı kırıyoruz. Roket gibi kırıyoruz ha. Bak bak nasıl kırıyor. Tam bir makine ya. Cidden mükemmel bir balta. Bayılıyorum buna. Şimdi 38 tane odunumuz olmuş. Bence bu yeterli olabilir. Yetmezse biraz daha toplarız. Şöyle yukarıya doğru çıkayım bakayım. Mükemmel su asansörümüzden. Bak bak nasıl çıkıyor ya. Çok güzel. Evin yerlerini yapıyorum. Ve evimizin yerleri bitiyor. Ve aha bitti. Güzel. Artık yerler hazır. Evimizin balkonu da olsun istiyorum. Ve balkon her tarafı görsün istiyorum. O yüzden böyle bir sıra iç çiti yapacağım. Bir sıra balkon olacak. Ve sonrasında duvar geliyor eksuaresi. Tamam. Şimdi evimizin sınırları belli oldu. Şöyle yatağı buraya koyarsak eğer. Masa burada olsun. Fırın da burada olsun. Hemen bir sürü çit yapıyorum. 39 tane yaptım. Umarım yeter eksuaresi. Bakalım göreceğiz. Koyuyorum bakalım çitlerimizi. Bu evimizin balkonu olacak. Bu sayede her yerden etrafı izleyebileceğiz. Şimdi hem yukarıdayız ya. Evimiz uçtuğu için çok kolay görebileceğiz. Bütün etraftaki yaratıkları böyle bir tehlike var mı yok mu ya da manzarayı izleyebiliriz. O yüzden çok güzel duracak. Evet çit yetmedi. Hatta odun da yetmeyecek bence. Çitlerimizi yerleştiriyorum böyle. Bakın aşağıdan şu an görelim şöyle evimizi. Nasıl oluyor? Asansör çok güzel oldu ya. Bakın eksuaresi evimize. Resmen şu anda uçan bir evimiz var ya. Ben şimdi bayağı bir odun toplayıp geliyorum. Uf şuna bak ya. Çok güzel değil mi? 57 odunumuz var eksuaresi. Bu odunları tahta haline getirdiğimizde bayağı olacak. Bence yeterli olur bakalım. Şöyle hepsini tahta hale getiriyorum ve çubukları buraya koyuyorum. 15 çitimiz oldu. Bakalım yetecek mi? Umarım yeter. Koyuyorum ve bitti mi? Aha vallahi oldu. Şu an evimizin her tarafında çit var. Artık aşağı düşemeyiz. Her tarafı görebiliriz. Bakın mükemmel değil mi? Madenden çaldığımız sandığı da koyalım şöyle. Yatak burada olacaksa eğer sandık da hadi burada olsun bak böyle. Çok güzel durur. İçine koyuyorum her şeyi. Gerçekten çok güzel oluyor. Yükselen şuna bakın ya. Hem evimizi çok yüksek yapıyoruz. Böyle tavanı bayağı yüksek olacak. Hem de aynı zamanda yerden yüksek. Şimdi tavanı bitiriyorum. Şimdi tavan neredeyse bir tek su haresi. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Tavanı cam yapmak. Bence bayağı yakışır eve. O yüzden şimdi bunların hepsini tekrar kıracağım. Neden? Ama sonra cam yapacağız. Daha güzel duracak. Ve gökyüzünü izleyebileceğiz bu sayede. Hemen buradan aşağı atlıyorum. Şöyle bakın asansörümüze. Mükemmel. Gidiyoruz. Kum kazmaya. Burada kum var ama acaba yeterli olur mu? Bakayım. Şuralarda bayağı varmış. Oh oh. Şuna bakın eksualesi. Sonsuz kum var burada. Hepsini alırız bunları şimdi. Bu suyun da içi full kum dolu. Bunlarla bayağı cam yaparız. Ne kadar çok kum var ya. Çok beğendim bu sahili ben. Neredeyse 120 kumumuz oldu. Bence yeterli oldu bu ya. Çok da fazla olmasın ya. Dünyada kumu bitirdik resmen. Bize kum bırakmadın lan yeter. Hem gidiyorum ne bağırıyorsun ya. Fe bak ya. Böyle gidiyorum eksualesi. Bu kadar kum bize yeterli olacaktır. Evimize çıktık. Fırını açıyorum ve içine kumlarımızı koyuyorum. Ve bunları tahtalarla pişiriyorum. Bunların pişmesi bayağı sürecek. Evet tüm camlarımız şu anda pişti. Tavanı da kırdım eksualesi. Tam 31 tahtamız kaldı. Neyse ki tavanı kırınca birazcık tahta geri geldi. Ve artık camlarımızı koyuyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel olacak ya. Resmen cam tavanda evimiz olacak süsleyesi. Öyle yıldızları izleyebiliriz, güneşi izleyebiliriz, her şeyi izleyebiliriz. Yağmur yağdığında yağmuru izleyebiliriz. Dem bayağı yakışacak bu evimize. Galiba biraz fazla cam yaptık ama olsun. Aşağıya da koyarız. Hadi bakalım. Bence şu an çok güzel olacak. Bakın evimizin üstü böyle kristal gibi. Aşağı iniyorum. Böyle tahtalarımızı böyle koyuyorum. Harika. Cidden harika oluyor. Tahtamız bitti. Biraz daha kırıp geliyorum. Şöyle boş kalan yerleri de kapatıyorum. Güzel. Artık evimize pencere koyabiliriz. Buraya bir tane kapı koyacağım süsleyesi ve bu kapıyla böyle buradan balkona çıkabileceğiz. Şöyle camlarımızı ince yapıyorum. Çok güzel. Ve evimizin duvarları da bitiyor. Son camımızı koydum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda evimizin içi artık hazır. Çok güzel durmuyor mu? Ben cidden çok beğendim. Buraya bir tane tablo koymayı düşünüyorum. Ve buraya yatağımızı koyarız. Ya, mükemmel. Hemen masaya gelip bir tane de buradan kapı yapıyorum. Ulan 3 kapı oldu ya. Koydum bakayım şöyle çok güzel. Bu kapıyla da evimizin balkonuna çıkabiliyoruz rahatça. Böyle etrafı gezebiliyoruz. Bakın her taraf şu anda gözüküyor. Evin arkasını bile görebiliyoruz. Şöyle evimizi bir dıştan da görelim bakalım. Lan örümcek var burada. Gel lan buraya gel. Ne yapıyorsun? Burada yürü git. Ne oldu çıkamıyor mu yukarı çakal? Pusu kumuş bizi bekliyor. Bak bak sen ne yapıyorsun lan? Çakallara bak ya. Exfiles bakın evimize şu an bildiğiniz havada uçan bir evimiz var. Ve yerle hiçbir bağlantısı yok. Sadece oraya suyla çıkabiliyoruz. Bence cidden mükemmel oldu ev. Sırada bir yatak koymak var. Tablo asmak var ve dekorasyonunu yapmak var. Cidden aşırı derece fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna kafa atmayı unutmayın. Bu arada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram veya TikTok'a girip Exfiles'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.